İyi günler herkese. 2-3 hafta aradan sonra bu akşam dünyanın en özel şaraplarını hem kırmızı hem beyaz olarak üreten Fransa'nın Burgonya bölgesinden konuşmak istiyoruz biraz. Burgonya bölgesi esasında hem konuşması oldukça kolay hem de belki de anlaması insanların ömürlerini verdikleri bir bölge. Konuşması şu anlamda kolay. Genel olarak iki üzümü etrafında dönüyor. Kırmızılarda Pinot Noir %90-95 gibi. Çok az da olsa gama üretiliyor ama çok fazla yani yarım saatimize zaman harcamayacağız. Beyazlarda da o da yine %90-95 Chardonnay üzümüyle. Biraz Arigote ve bazı yerlerde Sauvignon Blanc da olsa oraların kral iki üzümü, kral ve kraliçesi Pinot Noir'la Chardonnay. O anlamda anlaması çok kolay. Ama aynı zamanda da çok fazla detayların olduğu, terroir kavramının, negosyan kavramının dünyaya belki de şarap literatürüne girdiği bölgeler olarak ve aynı zamanda şarabın da felsefi yönünü diğer bölgelerden en çok yansıtan bölgelerin başında belki de birincisi Burgonya. Belki bir yarım saat 45 dakika Burgonya'yı ayırmak için tabii ki çok az. Bunun hakkında kitaplar yazılıyor. Ama bu da bizim tabii ki konuşmamıza engel değil. Burgonya ile bir başka ilgili problem de son 20 senede Burgonya şaraplarının kırmızılar olsun, beyazlar olsun astronomik fiyatlara ulaşması. Ama tabii bu da bizim kabahatimiz değil. Ben Vedat'la başlamak istiyorum. Vedat'ı yazılarından ve kendi özel sohbetlerimizden Burgonya şaraplarının hem kırmızılarının hem beyazlarının bugün kırmızıya yoğunlaşacağız biraz. Vedat'ın şarap yolculuğunda çok büyük izler bıraktığını biliyorum. Özellikle bir iki üretici. Benim hiç şaraplarını içmediğim Henry Jayer, şimdi emekli olmuş 90'ların ortasında. Çok efsane bir üretici. Nasıl tanıştın bir Burgonya ile ve Henry Jayer ile ilişkini ve sonraki yıllarda sana etkilerini nasıl anlatırsın? Tesadüfen tanıştım. Ve etkisi dramatik boyutlarda diyeceğim. Çünkü şaraba olan ilgimi bahsetti, başlattı, hayatımı değiştirdi. Kitap okuyordum. Şu anda bugün bu sabah da kahvemle okumaya devam ediyorum. Filmi de yapıldı, televizyon serisi var. Roberto Saviano'nun Gomorra'sı şeyi anlatıyor. Napoli ve civarını Campania mafyası Camorra'yı anlattığı bir kitap. Şimdi orada bugün Kalaşnikov diye bir bölüm var. Kalaşnikov çok kullanılıyor mafya içi savaşlarda. Birinden bahsediyor, aslında üniversite mezunu ve ondan beklenti daha çok ticarette yardım etmeleri mafyaya. Fakat herkesin öğrenmesi lazım Kalaşnikov'u. Çocuk neyse, yani çocuk dediğim 25 yaşında herhalde. Kalaşnikov'la öyle bir ilişki kuruyor ki aşık oluyor ve tutturuyor. Ben bu Kalaşnikov'la tanışmak istiyorum, olamaz böyle şey diye. Gece gündüzü Kalaşnikov. Onun üzerine oradaki kapolar falan bir araya geliyor. Diyorlar ki bu kabiliyetli bir genç, ileride bize yardım edecek. Bir ay Rusya yollayalım. İstini yapsın orada. Kalaşnikov'la tanışsın. Şimdi böyle bir tutku. Jaya de biraz böyle oldu. Ben Türkiye'den geldim. Berkeley Üniversitesi'ne lisansüstüne başladım. İşte şarap, yani çok kişi gibi bizi dinliyor. Yani ilgim var, seviyorum ama yani öyle çok da özel bir şeydi yani. Bira da içerim, şarap da içerim, hiçbir şey içmem. Viski de içerim falan. Önce ya bir iki güzel şarap içtim. Yabancı ne biliyorum. Kaliforniya denedim. Büyük dayımdan Chateauneuf duymuştum. Chateauneuf deniyorum. Güzel yani. Hoşuma gidiyor bayağı falan. Kermit Lynch var orada, şarap dükkanı. Oradan daha çok şey alıyorum, Chateauneuf soruyorum falan. Bir gün dedi ki oradaki satıcı bana, ya bak dedi, Burgonya hiç içtin mi? Yok dedim, içmedim. Ama pahalı diye duydum. Yok dedi, bu basit bir Burgonya geldi. Şimdi Burgonya şöyle, tabii hiyerarşi var. Hani Grand Cru'lar var, Premier Cru'lar var. Village dedikleri, Village Level var. Üç ana tabaka diyelim. En pahalısı Grand Cru, sonra Premier, sonra Village. Bir de onun da altında sadece Burgon. Yani hangi köyden geldiği belli değil, apelasyonla belli değil. Belki de oradaki en değersiz bağlarla. O yüzden de hakikaten ucuzdu. Bir kasa alırsan %15'te indirim veriyorlar falan. Baktım fiyat benim şeyime bile uygun. Yani asistan, ne asistanı yani öğretim asistanı. Maaşıma bile uygun. Dedim bir şey arayayım. Ne bu? İşte de bu üstünde bir şey yazıyor. Ha Jaye. Henri Jaye dedi bu. Çok sevilen bir üretici. 1982. Onun Burgonya. Neyse getirdim eve falan. Açtım şarabı.
ve daha yani burnuma götürmemle birlikte benim için kutsal bir etkisi oldu. Ruptür diyelim. Hayatım değişti. Aşık oldum. Olmaz böyle şey dedim. Bu ne böyle dedim. Yani çarptı beni adeta o şeyle, o aromasıyla, nüansıyla, meyvemsiyle falan. Çok farklı bir şey, olaydı. Hemen gittim bir kasa aldım. İlk ilgim bu şekilde başladı ama o anda hiçbir şey bilmiyordum. Yani Jaye'nin kim olduğunu bilmiyordum. Daha sonra Jaye adeta yani ne bileyim kulağa fısıldanan bir isim olmaya başladı. İşte şurada Jaye var ya da Müzayede Jaye satılıyor diye. Gerçekten de sonra öğrendim. Mesela 1978 Jaye, izleyiciler bakabilirler. Mesela Richbourg. Richbourg bulabilirseniz ve otantikse gerçekten şu anda ciddi fiyatlara satılıyor. Yani bayağı ciddi fiyatlara. 60 bin dolar, 70 bin dolar falan. O tip fiyatlara satılıyor. Çünkü az miktarda yapmış. Dediğim gibi efsanevi bir üretici. Fakat ondan sonra sandım ki ben Bourgogne, yani bundan sonra garanti, yani bu en basiti böyleyse kim bilir diğerleri nedir? Yani bu en şey jenerik Bourgogne. Bunun bir üstü var, village level ne bileyim. Mesela jenerik Bourgogne değil de Meursault, Sauvignon, Le Bon. Bir üstü var. Premier Cru'leri, bilmem Premier Cru var. Bir de Grand Cru'lar var. 33 tane Grand Cru var. 26 ya da 27'si Côte de Nuit'de. İşte çoğu da Gevrey Chambertin'de, Von Romane'de en çokları da burada. Galiba Gevrey Chambertin'de, Chambertin, Chambertin de Bez, Chapelle Chambertin falan toplam 9. Von Romane'de 7 tane var. İşte Richbourg'lar, La Romane'ler, Romane Saint-Vivant'lar, La Taş'lar, Romane Conti falan. Bunlar herhalde dedim daha iyidir ama tabii param yok. Fakat ondan sonra biz uzun bir serüven diye çok kısaca anlatayım şu. Baktım ki bu öyle çetrefil bir yor ki insanı adeta kullanabileceğim en konuma uyan kelimeyi kullanıyorum. Orgazm durumuna getirecek kadar üst düzey olabiliyor. Fakat hayal kırıklıkları da. Şişeyi ya bu parayı verdim ama yani ben işkence çekmek zorunda değilim kardeşim, ne için bu şarabı diyeceğim durumlarda sık sık karşıma çıkıyor, çıktı. Çıkmaya da devam edecek yaşadıkça. Bourgogne o kadar çetrefil bir olay. Çünkü dünyanın belki en pahalı 5 şarabından 4'ü hep Bourgogne her şey. Ama öte yandan belki çok sayıda üretici olduğu için, çok çetrefil bir bölge olduğu için iyiler yanında kötüler de çok fazla. Şans elemanı da var tabii. Öğrenmek çok zor. Yani kaç senem geçti Bourgogne üstüne giderek, görerek, deneyerek, okuyarak, özellikle deneyerek, deneyerek ve deneyerek ama hala bir garantisi yok. Gerçekten içinde olan biri için son derece çetrefil bir yolculuk bu. Yani tek bir kelimeyle önceden öngöremiyorsun karşına ne çıkacağını. Kolay da değil, yani parayla da direkt bir ilişkisi yok. Hani çok zengin olsam basarım 10 bin doları, alırım 5 tane bordoyu diyelim en meşhurlarına, Lafite Latour'u. Belli bir düzey mutlak çıkacaktır, kolay, hayal kırıklığı olmaz. Ama Bourgogne'da öyle değil. Yani Bourgogne'da mesela hala hatırlıyorum. Bir gün La Taşe içmiştik, açmıştık meşhur. Kötü çıkmıştı. Bir gün İngiltere'de yine öyle çok pahalı bir şey açtık. Bir lokantada idik yine. Sahibi çok özel bir Bourgogne getirdi. Şimdi adını vermeyeyim. Yine kötü çıktı. Bilmem sen nasıl görüyorsun bunu, bu durumu Gökhan? Ve sence buna rağmen nasıl oluyor da sence, yani baktığın zaman Bourgogne bu kadar etkili bir bölge, dünyadaki belki en mistik, uzmanlarına büyük saygı duyulan ve hala anladığım kadarıyla gençler ve orta yaşlar arasında da şeyini koruyan, efsanevi statüsünü koruyan bir şarap, öyle değil mi? Öyle Vedat, çok güzel anekdotlar anlattın. Bourgogne'yi, şarapları hakkında Vedat, seni etkileyen şaraplardan da biraz sonra belki bahsedersin, içtiğin özel şaraplardan, onları ben de merak ediyorum bazılarını. Ama tabii şöyle de bir problem var. Bu şarapları son 20 senede fiyatları çok fazla arttı. Vedat'ın dediği gibi bazen parasını verseniz bile iyi çıkmama olasılığı var.
Ama belki de Burgonya'dan bahsederken şarap dışında Burgonya'nın, Burgonya terroir kavramının dünyaya ve diğer şarapçılara etkisinden de biraz bahsedersek en azından Burgonya'nın şaraptan daha fazlasına denk geldiğini anlamış oluruz. Etkisi neler? Dünyada terroir nosyonunun çıktığı bölge Burgonya. Yaklaşık 1000 sene evvel keşişler tarafından, orada yaşayan işte kilise ve keşişler tarafından belli toprakların düzenli olarak daha iyi şaraplar üretildiğine karar verilmiş. Vedat'ın dediği gibi bu hiyerarşi daha işte tam 1000 sene evvel ortaya çıkartılmış. Ondan sonra bu şarap şişesinde geldiği bölgenin detaylarını yansıtmak Burgonya kavramının bir parçası. Bu toprağın ve şarapçının detayları nasıl yansıyor? Bu da ve güçlü ve zorlayıcı, çok kuvvetli şaraplar yaparak değil de daha zarif, incelikli, rafine yaparak bu notaları ve detayları kaybetmemek mümkün. Yani bir anlamda Burgonya dünyada diğer ülkelerin ve diğer bölgelerin, Fransa'da da şarap üreticilerinin kaliteli şarapları nasıl düşündüklerinin de geldikleri, ürettikleri bölgenin de ifade etme anlamında bir parçası oldu. Bugün baktığımız zaman son 20-25 senede İtalya'nın Piemonte bölgesinde de Burgonya'nın etkilerini görmek çok mümkün. Eskiden belki bu Barolo'da, Barbaresco'da belli parselleri toplayıp şişelerlerken son 20-25 senede Burgonya'dan etkilenerek kuruları, yani ayrı bölgeleri ayrı ayrı şişiriyorlar. Bu tamamen Burgonya'nın diğer bölgelere etkisinin yansıması. Yani bu kavramlar aynı zamanda baktığımız zaman negosyan kavramı diye bir kavram var. Burgonya'da bazı üreticiler iki sıra bağları var belli bir özel bir topraktan. Onu şişeliyorlar. Onu şişelemek, pazarlamak, satmak çok büyük masraf olacağı için de araya o toprak üzümleri yetiştirmeyen negosyan giriyor. Yani ticaretini yapan. O bölgeden değişik üreticilerden şarapları alıp şarap kısmını kendi yapıp şişelemesini, pazarlamasını yapıyor. Bu da önemli bir Burgonya'nın hayatımıza getirdiği bir kavram. Sonra Burgonya'nın değeri fazla artınca son 20-30 senede negosyan da o ticaret de kısmı da değişti. Negosyanlar da şimdi toprak sahibi olmaya başladılar. Çünkü üreticiler artık onlara satmayıp kendileri şişelemeye başladı. Bu gibi değişik etkileri var. Vedat, burada Burgundy'den bu kadar hani mistik bir şekilde bahsederken seni etkileyen örneklerinden biraz bahsedebilir miyiz? Özellikle belki yıllanmış iyi olanlardan. Yani tabii bu hayal kırıklığı uğratan ve ekstazi durumuna getirenler arasında da çok şeyler var. Arada da cetvel çok geniş. Fakat değişmeyen hakikaten bazı şeyler var. Değişmiyor. Şimdi Burgonya'da ilk dediğin gibi sen söyledin. Yani ne iyi ne kötü falan, aşağı yukarı 1000 sene önce falan bu ortada biliniyor toprak olarak. Yazılı İngilizce çıkan 1726'da başlıyor. Çünkü İngiliz tüccarları fiyatlamak için kitap da yazıyorlar. Yani oradaki tüccarlar sadece bu işi para için yapan değil, aynı zamanda uzmanları. 1726'da başlayarak devam ediyor bu yani. Her 20-30 senede bir yeni bir klasifikasyon ortaya çıkıyor. 1936'da da şu anda bildiğimiz apelasyon bugünkü durumuyla formüle ediliyor. İnanılmaz olan burada hemen hemen hiç değişim olmaması. Yani çok küçük oynamalar hariç en iyi topraklar, bu Grand Cru dediklerimiz hepsi çok üst düzey. İşte 33 tane varsa 33'ü. Bunlar arasında da bir hiyerarşi var tabii. Mesela Romane Conti çok ufak, yani kaç kasa çıkıyor işte senede 1000-2000 kasa falan çıkıyorsa. Onda bakmadım. Yani açıkçası bakmadım çünkü çok pahalı gerçekten. Ama Romane Conti'nin toprak değeri, onu biliyorum. Tüm Türkiye'deki şarap bağlarının toprak değerinin kat ve kat üstünde öyle bir değeri var. Fakat bunu bilmek de işi kolaylaştırmıyor. Romane Conti durumunda kolay. Çünkü Romane Conti gerçekten çok özel ve bir tek üretici var. Onun da adı Domaine de la Romane Conti. Romane Conti yap. Ama mesela Romane Conti'nin tam yanında La Romane var. La Romane'yi yapan başka bir üretici var.
Birkaç kere içtim. Yani omuz silkelem ancak. Hani karşıma çıksa kötü değil yani. İçerim ama her zaman için underachiever dedikleri o düzeyi hiçbir zaman üst düzeyini içmedim. Yine bazı Grand Cru'lar var mesela. Clos de la Roche'a yakın. Clos Lambray'dan sonra Clos du Tarte. Yani hep çıkar. Her sene derler ki bu sene işte nihayet Clos du Tarte Grand Cru gerçekten Grand Cru statüsüne uygun bir şarap yaptı. Evet yani Pamal Gütü dedikleri Fransızların kötü değil. Tamam ama yani Jaén'in Burgoyne'u daha iyiydi zaman. Ya da iyi bir üreticinin jenerik şarabı. O yüzden o kadar kolay değil. Çünkü birçok üreticinin de küçük küçük toprakları var farklı yerlerde. Yani üretici çok fark ediyor. Gerçekten çok fark ediyor. Belli stiller var. Ve bunlar şimdi bir bunu anlamak lazım ve iyi üreticiler pahalı. Yani pazar bunu biliyor. Ben şanslıydım diyeceğim. Yani almaya başladığım zaman Dünya Bankası'nda gittim, yeni girmiştim. Gittim 85'ten 90'a kadar iyi yılları aldım. 85'in sonlarıydı. 88, 89 ve özellikle 90. Yani o zamanlar inanılmaz fiyatları aldım bunları ve hemen hemen Dünya Bankası maaşımı, çünkü bekar yaşıyordum, fazla para vermiyordum kira olarak falan. Fazla bir harcamam da yoktu, arabam da yoktu, metro ile gidiyordum işe. Yani hemen hemen bütün yıllık maaşımı Burgonlara yatırdım. Fakat şunu gördüm yıllar boyunca şimdi, nedir en iyi, nedir, nasıldır? Dediğim gibi şeyde bile bir garanti yok. Yani mesela çok iyi bir üretici, George ve Christophe Rumier. Rumiye'nin şarapları çok pahalı. Orada bir Premier Cru var. Amoureuse diye Grand Cru düzeyinde sayılıyor. Mesela geçenlerde bir şarabı açtım. Geçenlerde dediğim Aralık sonu ya da Ocak başıydı. 1993. Şarap yani kötü değildi fakat keyif vermiyordu, zevk vermiyordu. Asitte çok öndeydi. Garip bir fazdan, garip bir zamandan geçiyordu. Sonra fiyatını görünce dudağım uçukladı. Yani keşke açmasaydım, satsaydım dedim bunu ama satamazdım. Çünkü yani iyi olduğunu tahmin ediyordum. Hiç kimse de içmemiş yakın zamanda. İçse bile damak zevki benden farklı olabilir ya da şişe farkı olabilir hakikaten. Hani bazıları soruyor en iyi sığır cinsi nedir? Yani bir şey içersiniz, evi yersiniz, Black Angus iyidir, diğeri kötüdür. Yani gerçekten sonuçta o hayvana gelir nasıl falan. Şarapta da şişeye geliyor bazen. Onun nedenleri çok çeşitli tabii, oraya girmeyelim. Biraz teknik ama hele böyle yıllanınca şaraplar. Mesela iki tane George Rumier yan yana açın. Amoureuse 93. Biri harika çıkabilir, biri sıradan çıkabilir. Sık sık başıma gelen bir olay bu. Mesela 90. Clos Roche Dujac. Bir tanesini içemedim. Bir tanesini dediğim gibi Nirvana'ydı. Şimdi burada ama İlk başta her şeye rağmen üreticilere güvenmek lazım. Kötü sürprizler çıksa bile. İkincisi şunu bilmek lazım. Burgonların ilk başta piyasaya çıktığı zaman 2-3 sene içinde çok lezzetli oluyorlar. Yani şeye çok yakın oluyorlar. Gidip kavda denemeye, direkt fıçıdan dener gibi. Çok böyle baby fat diyorum ona ben. Ya da literatürde kullanılıyor sanıyorum. Böyle bir bebeğin yağı gibi ya da çok tatlı, çok meyvemsi oluyorlar. Sonra %90 kapanıyorlar. Dumb face diyor. Salak bir şey. Aynı dangalak şey gibi böyle bir tanım vardı. Çocukların derdi 8 yaşına kadar olan zamanı ben dangalak devrediyorum. Çünkü neden sonuç ilişkilerini kavrayamıyorlar. Ne bileyim işte. Hani sokakta gördüğü her türlü pisliği ellemek istiyor, anlatamıyorsun niye onu ellememesi gerektiğini. O dangalak şey. Sonra yavaş yavaş neden sonuç falan gelişiyor. O safhadan çıkıyorlar. Onun gibi böyle bir dangalak safhaları oluyor. Belki o 93 o safhaya girmişti. Bazıları sonra o safhada kalıyorlar ve giderek meyvemsiklerini yitiriyorlar. Sadece asit kalıyor ve çoğunlukla yıllandıkları fıçının tadı kalıyor. Yani şarap bitiyor, ölüyor, gidiyor. Bazıları da, mesela 88'ler şimdi öyle oluyor genellikle. 80 o safhadan çıkıyorlar, aman o ne güzellikmiş. Fakat şeyi iyi anlamak lazım, yıllamaktan ne kastediyoruz? Şimdi aşağı yukarı şey biliniyor. Ne bileyim bir Voynay, Côte de Beaune'un şarapları daha az yıllanır. 5 sene, 10 sene. Von Romane ve Gevrey Chambertin'in Grand Cru'leri 20, 30, 40 bazen daha da fazla yıllanır. Fakat şimdi yıllanınca iyi yıllandığını varsayalım.
farklı aromalar ortaya çıkıyor. Bunları bazıları seviyor, bazıları sevmiyor. En klasik aromalar şeylerde ortaya çıkan üst düzey burgonlarda secondary aroma dediğimiz ve fungus aroması, hafif daha topraksı, daha fungus, bu trüf bazen ortaya çıkıyor ve böyle burunda bazı çok müstehcen şeyler kullanır literatürde. Onu burada kullanmak istemiyorum ama İngilizce olsa söylerdim. McInerney'de bir şey okudum ama söylemeyeceğim onu orada. Fakat gerçekten doğru. Yani bazen böyle çok hoş olmayan, çok temiz olmayan cinsellikle eşleştirdiğimiz böyle aromalar da ortaya çıkabiliyor. Fakat aynı zamanda daha da şeyler, episi aromalar, baharatsı aromalar daha da ön plana çıkıyor. Buna karşılık bu tipik olan bir şey ve çok kişi bundan hoşlanıyor. Ben bunun o kadar meraklısı değilim. Yani ben hafif topraksılık, evet, hafif böyle fungus, mantar derinlik veriyor. Daha animalistik diyelim aromalarla. Fakat o burgonyu bu kadar çok sevmem. O meyvemsi, o zerafeti, o nüansı çok sevmem. Fakat bazen de yıllandıkları zaman öyle bir yıllanıyorlar ki bu meyvemsilik kaybolmuyor, zerafet kaybolmuyor, nüans kaybolmuyor, baharatımsı, egzotik baharatlar kaybolmuyor. Fakat nitelik değiştiriyorlar. İnanılmaz derecede zarif ve dantel gibi bir hale geliyorlar. Yani şarabın dokusu aynı bir peksin ötesinde bir dantele benziyor. Ve insanın aklına ancak sıfatlar gelebiliyor o şarabı şey yapmak için, o şarabı ne diyeyim tanımlamak için. Ve şeyden sıkılıyor yazarken, şu meyve, bu meyve, asitte şu falan gibi. Çünkü öyle mükemmel bir harmoni oluşmuş ki şarap. Yani hani bir müzik olsa böyle çok Fürelize'yi dinliyorsun diyelim işte Beethoven'ın. Yani gözünü kapıyorsun. Çok romantik, başka bir dünyaya gidiyorsun. O anda kimse konuşmasın istiyorsun. Kendi kendine konuşuyorsun. Adeta ulvi, spiritüel bir deney yaşıyorsun. Ve gerçekten farklı insanlar, farklı zamanlarda, farklı şaraplardan bunu yaşıyor. Mesela ben bir örnek vereyim. Evde saklamıştım Fransa'da bir yerde. Nispeten yakın zamanda içtim. 1949 bir Grand Cru, bir Côte de Bondan. Corton Ronnie Leroy yapmış şarabı. Şey olacak, eşime rica edeyim. Bir saniye, pardon. Linda. Şarap bu. Şimdi bu şarabı iki kez içtim. Şöyle dört şişe vardı lokantada. En iyisini seçtim şeyinin, seviyesinin yani boyun hizasında yani en az kaybetmiş diyeyim. Tabii uçar şarap, tıpa sağlam bile olsa. En iyisini seçtim. Aradan 3 ay sonra da ikinci en iyisini seçtim. Diğer ikisi güvenemedim ve fiyat da çok uygundu. Neyse şimdi yazdım bir şeyler. İlkinde daha uzun uzun anlattım. Baktım notlarıma, bugün baktım. Osmanlı çili aklıma gelmiş mesela çocukluğumun, ondan bahsediyorum. Çocukluğumda yediğim böyle yaban böğürtlenlerinden Dragos'ta topladığımız ve yurt dışında ilk kez yediğim yaban çiliğinden bahsediyorum falan. İkincide hep sıfatlar var. Ne gibi sıfatlar kullanmışım? Spiritüel bir deney demişim. Delikates demişim tam şeyi. Parfüm inanılmaz demişim. Fines demişim. Dantel demişim. Enchanting, tempting ve mysterious demişim. Kusura bakmayın bunları ben İngilizce yazıyorum. Çünkü Türkçe yeteri kadar sansüel bir dil gelmiyor bana burada ya da aklıma ilk gelen İngilizce oluyor burada. Bazen Fransızca oluyor. Ethereal and ephemeral demişim. Elusive demişim. Bunları yazmışım. Böyle bir takım sıfat. Daha sonra bu şeyi yapmadan önce, hatta bugün bu konuşmadan önce bir kitaba bakıyordum. Richard Olney. Richard Olney gelmiş geçmiş en iyi damaklardan biridir. Hem şarapta hem yemekte. İçeride Provence'da yerleşmiş, yaşıyor falan ve hep bir şey kalmış, hiçbir zaman bir insider olmamış, o şarap şey yazar mafyasına katılmamış ve o zaman MFK, Fisher, Julia Child, James Beard falan onların hep dışında ama en aralarında derinliği olanları Romane Condi'de bir kitap yazıyor. Şimdi 29 Romane Conti'lerin inanılmaz olduğu duymuştum ve Richburg'un, Lataş'ın, Romane Conti'nin. Şimdi o tatmış zamanında ve sanırım
Ne zaman tatmış? Aşağı yukarı 40 sene sonra ya da 50 sene sonra, aynı benim bu rivayet tatmam gibi. Şimdi oradaki şeylere bakıyorum. Yarı Fransız, yarı İngilizce yazmış. Dantel gibi diyor. Glorious diyor. Ultra rasse diyor. İnanılmaz bir grace diyor. Onun da tam Türkçe söyleyemeyeceğim. Fakat Bresson'un şey aklıma geliyor. Mahalle Papazı'nın filmi sonunda grace deyimiyle biter. Ün merve, delicacy diyor. Great elegance, fluidity diyor. Matisse gibi diyor. Bu ne böyle exquisite diyor. İnanılmaz bir nüans diyor. Ve diyor bir böyle bir şeylik diyor. Fines diyor falan. Şimdi çok benzer şeylere buradaki yazılanlar, değil mi? Çok farklı zamanlarda farklı şaraplar çok iyi olduğu zaman öyle bir düzeye gelmiş ki, öyle bir tekstür var ki bu şaraplarda, işte o dantel anlatılan, insanda öyle duygular uyandırıyor ki tam kelimelere çeviremiyorsun. Çevirdiğin zaman da daha çok şiirsel deyimler kullanıyorsun. O nüansları vurguluyorsun ve başka kimsenin seni anlayamayacağını düşünüyorsun. Çünkü o deneyi sen yaşıyorsun. Bunu kelimeye vurduğun zaman hatta değerini kaybettiğini düşünüyorsun. Tabii bu sadece Burgonya değil. Burgon dışında da bazen bu deneyi yaşayabilirsin ama şöyle diyeyim, ben hayatımda bu deneyi 10 kez yaşadıysam, bunların aşağı yukarı bir tanesi şeyle olmuştur, sira üzümüyle bir kotrotiyle olmuştur. Bir tanesi eski bir yohayla olmuştur. Bir ya da iki tanesi de bordoyla olmuştur. Kırmızı şaraplardan bahsediyorum. Kalan onun yedisi falan, altısı yedisi farklı burgonlar olmuştur. Ve benzer üreticilerin, Romane Conti'nin, Le Roi'nin, Jaen'in, Rumien'in, Rus'un özellikle şeyde yaklaştım. Birkaç üretici var bunlara yaklaştım. Berto var, Jean-Frédéric Meunier var, Ponso var, Meo Camus'e var. Emmanuel Rouget var. Henri Jaen'in kardeşi Georges Jaen var. Anne Gros var. Dediğim gibi bunlarda da yaklaştım oldu belli şaraplarında. Fakat bu en üst düzeyi bir 78 Lataş ve Romane Conti içerken, 90 Lataş'ı içerken, 90 Romane Conti'yi daha iki şey denemiştim, yudum. İşte bu Le Roi'yi denerken, Le Roi'nin 1980 müziğisini denerken, 1955 sanırım Richburg'da kendi de gelmişti Amerika İtalyacısıyla birlikte. O ayrı bir hikayedir. Şişeyi açmışlar fakat unutmuşlar. En son ben çıktım. Bir baktım şişe duruyor. İzin aldım. Alabilir miyim? 55 doğumluyum diye. Yani doğruyu da söylüyorum. Geldim ve evde içmiştik. Diyeceğim yani böyle 6-7 kere bu çok üst düzey deneyi yaşadım. Yani Jaen'in birden çok şarabında yaşadım. 78 Kroparantus'u ve Richburg'u, 90 Echezos'u ve Kroparantus'u, hatta 87, çok iyi bir sene olmayan, yani en meşhur senelerden biri olmayan bile, inanılmazdı. Bu tip deneyleri yaşadım ve bunlarda artık insan şunu söyleyebilirim, yalnız biraz stil farkı olabiliyor. Mesela Jaen özellikle nüans ve eleganstır. Şey, Cevre Chambertin'de olduğu için Rus'u biraz daha büyük, daha maskülen şaraplar, daha erkekse yani relatif olarak şaraplar. Le Roi de öyledir. Biraz daha fazla extracted şaraplardır ama yıllanınca harika oluyorlar. Beklemek lazım. Romane Conti tam aradadır ve iyi olduğu zaman öyle bir denge yakalar ki, öyle bir komplekslik yakalar ki Romane Conti'nin şarapları, mesela Lataş özellikle iyi senelerde başlı başına bir kategoridir. Böyle özetleyebilirim. Burada çok konuştum. Biraz sana bırakmak istiyorum lafı Gökhan. Sen bu deneyi yaşadın mı Burgonya'da, Burgon dışı şaraplarla? Şöyle bir problem var. Son 10-15-20 sene evvel belki yine bahsettiğimiz üreticiler yine pahalıydı ama fiyatları en azından belki özel günlerde içilecek fiyatlardı. Şimdi bunların hemen hemen hiçbirisi ulaşılacak noktada değiller. İyi, aklımda kalan içtiklerim arasında 2001 Emmanuel Rouget. Emmanuel Rouget de Henri Jaen'in yeğeni sanki, değil mi? Yeğeni. Onun Grand Ejosu'nu içmiştim. İnanılmaz bir şaraptı. Ama belki biraz da şöyle de bahsedebiliriz. Nereden başlanabilir gibi Burgonya'da. Onunla bitirelim hatta. Çok faydalı olur. Evet, çok faydalı olur.
Burgonya'ya ilk başladığınız zamanlar hep söylenen bir söz vardı. En azından benim okuduğum veya bana söylenen şarap aldığım yerlerde. Grand Cru'su olmayan, daha az bilinen apellasyonlardan iyi üreticilerin şaraplarını almak ya da iyi üreticilerin işte Grand Cru olmayan village level yöresel şaraplarıyla başlamak en azından sana bir Burgonya hakkında fikir verir diye. Problem, bu yine iyi bir plan. Uygulanabilir ama artık o şaraplar da çok ucuz değiller. Yani bugün baktığımız zaman işte Santenay, Marsenay, işte Savigny'deki bazı üreticilerin bile şarapları 50-60 belki 80-100 Euro'dan başlıyor. O anlamda Burgonya'ya başlamak zahmetli. Bir de her zaman nokta atışı yapmak zor. Aklıma gelen üreticiler ne bileyim Savigny Lobon'da Simon Bize vardı. Kendisi öldü, şimdi karısı Japon Shisa Bize. Hem beyaz hem kırmızıları ben beğeniyorum. Değişik fiyat aralıklarında şaraplar yapıyor Savigny Lobon'da. Village Level'dan Premier Cru'ya kadar. Hem kırmızıları hem beyazları güzel. Onun dışında yine Sylvain Patel, aklıma gelen Trappe, Pierre Moret. Yine Savigny Lobon'da üreten Chandon de Brielle aklıma gelen. Ve bazen de şöyle oluyor, bulunması zor çünkü bunu herkes biliyor açıkçası. Emmanuel Roger gibi üreticilerin mesela Passe du Gouren dediğimiz Pinot Noir'la Gamay karışımı, daha çok Pinot Noir işte %10'da Gamay karışımı şarapları var. Daha ucuz. Ama yine üreticinin damgasını ve Burgonya'nın zarafetini taşıyor. Başlamak için bunlar en azından size iyi bir fikir verecek. Aklıma gelenler bunlar. Yani birazcık Burgonya'da iyi şarabı uygun fiyata bulmak, defini aramak gibi bir şey kolay değil. Onun için de bazı insanlar Burgonya şarapları için belki de hayatlarını veriyorlar bu detayları keşfetmek için. Aklıma gelenler bunlar Vedat. Ben şeyi tavsiye edebilirim başlamak için Volnay şaraplarını. Çünkü Volnay... Pomar la Volnay ikisi de gerçekten güzel Côte de Bonde. Pomar daha erkekse daha kaslı bir şarap, daha topraksı. Volnay gerçekten zarif ve Premier Cru, Grand Cru yok orada. Güzel Premier Cru'lar var ama iyi bir üretici. Daha mesela Yvon Clerge 2015'te başladı, daha önce negosyanlara veriyorlar. Düzgün bir Volnay, fiyat uygun gerçekten. Ve yani uygun derken tabii her şey relatif ama aynı düzeyde o parayı bir bordo almanız zor, öyle diyeyim. Gerçekten fikir verebilir o nüans, elegans ve hafif egzotik baharatlar, denge bu konularda. 2015'ten beri hep güzel şeyler yaptı. En son 2017'sini içtim. O da çok iyiydi. Mesela iyi bir başlangıç noktası olabilir sanıyorum. Mesela bir Volnay ile şey yapmak. Başlamak. İşte adı da güzel böyle Volnay ya da falan şey gayet öyle değil mi? Ritmik gidiyor böyle. Yani söylerken bile hani böyle romantik bir deneyim olacağını tahmin edebiliyorsun yani. Almanya'da o yok kardeşim. Yani işte, işte tabii belki Fransız şey eğitiminden geliyor ama yani karşına harika bir şarap çıkabiliyor. Mesela dün çok güzel bir Donhoff'un Grosseskavaksını içtik. Adını bile söyleyemem. Hermoschokler falan gibi şeyin. O ayrıca yerini de biliyorum. Daha da gittim orayı görmüştüm. Hermoschokler'i. Fakat onu biri söylediği zaman böyle karşına ben hafif korkuyorum yani. Etkiliyorum. Öyle bir söyleniyor ki kavga mı çıkacak falan gibi. Ve Fransız adlarını söylediğin zaman çok daha zarif olmuyor mu sence yani? İşte belki Almanların bu kadar hak etmene rağmen. Almanlar herhalde birazcık 2. Dünya Savaşı'ndan biraz yani hep mühendislik, teknoloji, teknokratlıklarıyla yani duygusallıklarından ziyade teknokratlıklarıyla çıktıkları için bu kadar böyle hani şarap gibi romantik gibi gözüken şeylerle pek insanların aklına gelmiyor ama dünyanın bence yani terroir'ı konuştuğumuz zaman Burgonya kadar bir konuşmamız gereken yer de Almanya. Şarapları da belki de beyazları belki dünyanın en güzel şarapları orada yapılıyor. Terroir'ı yansıt birbirinden farklı stillerde. Orası da anlaması hem şarap kanunları olsun, üreticiler olsun çok anlaşılması çok zor bir bölge. Ben Alman şaraplarını çok seviyorum. Ben de çok seviyorum da katılıyorum. Ya Riesling ve Beyaz Burgonlar konuşmamız lazım. Tabii şimdi dünyanın en güzeli Bordeaux Burgon tartışması bitmez. Burada bana sevgili arkadaşım Jacques'ım harika bir kitap yollamıştı bir ara. Cyril and Elizabeth Ray yazmış. Wine with Food diye. Şarapla yemek. Orada Burgon mu iyi, Bordeaux mu iyi? Buna da çok sorulurmuş.
Eric Chilman'ın yazdığı bir şiiri basmış kitaba. Şimdi çevirmem zor ama iki kişi böyle konuşuyor. İki şair diyelim. Biri niye Claret dediği, Bordeaux dediği en iyi. Diğeri Burgonya en iyi. Böyle dörtlükler döktürüyorlar falan. En sonunda şeye karar veriyorlar. You differ söyledikten sonra sen aynı fikirde değil misin? Rather I divine. A dual monarchy of wine diyerek. Tamam, ikisi de iyi olduğu zaman ikili bir monarşi demişler. Biri kral olsun, biri kraliçe olsun. Daha zarif olan Burgon belki daha kraliçe. Ama hoşuma gitmişti bu yani. Şimdi biz de bir de hakikaten şeye çok meraklı olduk. Amerika geldiğimde çok tepki duyuyordum. Ya adamlar her şeyi metalaştırıyorlar diye. Sonra baktım, kendi kendime kızdım. Ulan ben de Türkiye'deyken 17 yaşındayken falan kızlara not verdik. Şunun görünüşü bu. 7,5 bu 7,75 falan. Yani ne kadar ayıp yani falan. Metalaştırıyoruz. Biraz o konuda şey hale geldim. Duyarlı hale geldim. Onu yapmamaya çalışıyorum. Fakat işte baktım ya şu anda Türkiye toplumu şeyden beter hale geldi. Yani Amerika'dan beter. Yani böyle yarışmaya sokulmayan ilk üç, ilk beş, birincisi, en iyisi falan. Tabii şarapta bunu yapmamak lazım. Yani şarapta bunu 100 puanı getiren Amerika Robert Parker vasat bir dama olmasına rağmen en popüler insan oldu. Ama şu İngilizlere bak, oradaki şeye, klasa bak yani. Michael Broadbent mesela yeni vefat etti. Muhakkak ki yüzyılın en büyük damaklarından bir tanesi. Yani en çok yıldız verir, bir de parantez içinde verir. Dediğim gibi insan biraz öğrendikçe daha mütevazi hale geliyor. Konuşurken daha hani bir bilim adamlarının yaptığı gibi şeylerini, keskin cümlelerini biraz yumuşatıyor. Tabii orada ben biraz şaka olarak söyledim Almanları. Aslında tanım Almanlar günümüzün Almanyası. Evet, bilimde tabii çok ileriler falan ama romantizm de çok gelişmiş. İki şey var ve kişisel olarak, tek tek insan olarak genelde duygusal ve romantize şaraba da yansıtıyorlar. Fakat o kadar zor ki hakikaten orayı da kavramak, bütün o bir şey, etiketi okumak biraz zor. Ne yapalım Bekan? Bir Alman şaraplarını ikimiz de çok seviyoruz. Almanya ile ilgili de bir bölüm yapalım mı sence? Almanya çok iyi olur. Almanya ile ilgili belki bölümde de bahsederiz. Almanya ile ilgili çok güzel bir kitap okumuştum geçenlerde. Wines of Germany diye. İngiliz bir Master of Wine, Anne Kribel'in Alsas olsun. Eğer İvem'le araya etmezlerse yaparım ben de. Çünkü hakikaten nasıl söylenir bilmiyorum ama bir hafta içinde Almanca öğrenebileceğini hele bu yaşta zannetmiyorum. Telaffuzları sana bırakacağım o zaman. Tamam, öyle yaparız. Ne konuşacağımıza karar veririz. Belki Alman yaparız, belki Beyaz Burgonya yaparız. Sana bitirmeden bir soru sormak istiyorum. Burgonya neyle eşleştiriyorsun? Ne tavsiye edersin? Yani bence eşleşmeyici çok, belki Burgonya'yı güzel yapan şeylerden bir tanesi de hemen hemen eşleşmeyeceği hiçbir şey yok. Tabii ki et ürünleri, av ürünleri, sebze yemekleri, balıkla çok güzel, somonla özellikle. Yani Pinot Noir aromatik ve özelliklerini zarafetle, güçle yansıtmadığı için hiçbir yemeklerle eşleşmesi daha kolay. Çünkü hiçbir yemeğin önüne de geçmiyor. Çok güçlü ve ekstrakt şaraplarda, yoğun şaraplarda o problem var. Eşleştirme problemi. Ama böyle dengeli ve zarafeti olan ve detaylarıyla ve nüanslarla geldiği yeri yansıtan şarapları yemeklerle eşleştirmek. Ha, neyle eşleşmek? Belki çok baharatlı bir Hint yemeğiyle eşleşmez. Çünkü o nüanslar çok baharatla kaybolabilir aklıma geliyor. Ama onun dışında Batı mutfaklarında hemen hemen eşleşmeyeceği bir yemek yok gibi. Aynı fikirdeyim. Yani yoğurt belki, hani yoğurtlu bir yemekle. Ama yoğurtla zaten kolay, şarap eşleştirmek çok kolay değil. Özellikle kırmızı şarap. Yani belki bazı beyaz şaraplar veya bir roze olabilir de hani yoğurt genel olarak şarapla eşleşmesi çok zor bir ürün. Evet, ben daha beceremedim. Bilen olursa yapan yazsın. Herkesin deneyini merak ediyorum Vedat Bey. Yani o tip şeylerde çok böyle ne bileyim bazen oksidatif beyazlar fena olmuyor. Rozeler fena olmuyor. Yani çok ideal bir eşleşme olmuyor da hani 1+1=3 gibi en azından eksiye düşmüyorsun. Yok, doğru. Peki, o zaman izin alalım izleyicilerimizden. İzleyenlere çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı her türlü bekliyoruz.
Haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi günler, sevgiler.